Şeytan neden azap çekmemizi istiyor? Canımın içi, şimdi acı çekmeden insan normal insan olmuyor ya. Yani beyin çok özür dilerim eşek gibi direnir yani öyle az boz direnme değil. Mesela korkma diyorsun korkar. Ya diyorsun ben istemiyorum ama ben korkacağım der. Mesela şunu yapma dersin ben yapmak istiyorum. O sen dinletemezsin şu an. Mesela Allah'a iman aklını hemen anlarsın ama beyni ikna etmek vakit alır. Mesela tevekkül et dersin eşek gibi direnir. İllaki kafasını ezeceksin yani uğraşacaksın. Kolay kolay terbiye olmuyor. Ya beyin öyle kontrol edilebilen bir şey değil. Mesela ama ruh olarak diyorsun ya net Allah'ın varlığı kesin. Evet. Açık belli nereye baksan belli. Ya sen deli divanı olman lazım diyorsun. Ama o zor bela yani ha falan gibisinden şey yapıyor. Dışarı o algı sistemleri var ya dışarıda insanlar falan onlardan kıyaslıyor. O sürekli kendi hesaplarının peşinde olur. Yani beyinleri nefis deniyor işte ona. Yani kendi hesabına göre hareket eder. Ruh da onun densizliğini görür. Ama ondan işte mücadele eder. Ama ruha gücü yetmiyor tabii. Yetmez nefsin. Bastıra bastıra zorla ona bunu kabul etmek. Ama bence bastırmanın yani karşı atağın şiddetli ve yıkıcı olması gerekiyor bence. Hafif şeyden anlamaz nefis. Yani ulanlı konuşacaksın artık böyle yani. Direkt gireceksin. Öbür türlü adam olmaz. Çok şeydir inatçı ve katıdır insanı çok uğraştırır nefis. Allah öyle yaratmış özellikle ki uğraşalım, emek verelim diye. Yoksa ruh da çok kolay. Ruh bakar bakmaz anlar Allah'ın varlığını. Bir bakıyor kainat, aklı gider yani zaten. Atoma falan bakar, üf, hemen biter. Ama iş nefse geldin mi, o işte uğraştırır. Mesela diyor ya, çocuk bizim şeyde vardı, geçmişten anlatmıştım. Diyor ki ya ben korkmak istemiyorum ama elimde korkuyorum diyor. Sinirleniyor kendine çocuk, ben gördüm. Ama korkuyorum diyor. İşte o nefis o. Mesela kızdırıyor onu. Mantıksız görüyor. Ulan ne var korkacak yani bir şey yok. Ne olabilir? İkna ediyor kendini ama o kontrol edemediği bir güç başına bela oluyor. İşte onu yenmek için bunlar giriyor, bu sistem gerekiyor. Şeytan da bunu güçlendirmeye de faydası oluyor. Mesela münafık ne işe yarar? İşte bu işlere yarıyor. Münafık. Mesela bizim bir kardeşimiz var, ya diyor elhamdülillah diyor, şu münafıklar sayesinde acayip cevval oldum diyor. Maşallah. Hakikaten böyle kilolu falan böyle bitkin falan bir kardeşimiz de ateş gibi oldu. Allah'a şükür diyor. Hakikaten diyor çok faydalıymış hocam diyor. Dedik ya durduk yere biz söylemeyiz yani. Münafığın yoksa bile yetiştireceksin bahçende. Marul yetiştirir gibi yetiştireceksin. Münafık önemli. Yolunu da kapatmayacaksın ki rahat çalışsın yani. Yani kafasını ezip adamı kavgucu hale getirirsen o işe yaramaz. Ondan ölür o yani o bir işe yaramaz. Ona dokunmayacaksın. Arada sulayacağım falan böyle. Dürtükleyeceğim falan hareketlenecek ki kullanabilirsin.